Merhaba web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Ben Lütfi Karaca, Aydoğan Aykanat'la birlikte önümüzde gördüğünüz Vestel'in yeni nesil telefonları Venüs'lere bir ön bakış yapacağız. Rica ettik 3 telefonu da bize şöyle verin önümüze koyalım dedik. Sağ olsunlar, onlar da bize 3 telefonu sağladılar. Şimdi Aydoğan, Vestel Venüs'ün bir önceki nesil telefonlarında bildiğin üzere hani çok iyi bir algı oluşmamıştı telefon kullanıcıları arasında. Özellikle genç nesil teknolojiye hakim insanlar arasında pek fazla sevilmemişti. Yeni modelleri nasıl peki? Yeni modelleri dediğin gibi aslında şuradan başlayalım. İlk başta Vestel Venüs modeli çıktığında ülkemizdeki birçok geniş skala yani daha çok farklı modelleri olduğu için ilk başta yer edinemedi. Şimdi ise Vestel Venüs V3 serisiyle yani bunların üçü de V3 ama özellikleri farklı. Bu seriyle yer edinmeye çalışacak. Bakalım hani özellikleri böyle çok fazla tatmin ediyor diyemeyiz ama çok da kötü diyemeyiz açıkçası. En azından şu görmüş olduğunuz model için özelliklerini anlattıkça zaten siz de fikirlerinizi bize belirtirseniz seviniriz diyelim en baştan. Tamamdır. O zaman en başta her zaman olduğu gibi tasarımıyla başlayalım. Şimdi 3 tane modeli var dediğimiz gibi 5,5 inç, 5 inç ve bir tane daha 5 inç. Bu birazcık daha yani alt segmente kalıyor. Alt segment özellik bakımından biraz daha düşük. Şu ikisi biraz daha yüksek. Az önce de Aydoğan'ın belirttiği gibi. İlk başlamadan önce şunu bir göstermek istiyorum. Telefonun altını. Aydoğan'cığım getir. Hemen size şuradan başka bir şey gösterelim. Şöyle. İkiz kardeş olmuşlar biraz. Aynen. Tasarım olarak iPhone 6 Plus'ın ve iPhone 6'nın alt kısmına bayağı benziyor. Neyse alt kısmını geçelim. Şimdi dilersen tasarımıyla hızlıca bakmaya başlayalım. Alt tarafına baktık zaten. iPhone 6 Plus ve 6'ya yakın dedik. Yan taraflarına baktığımız zaman üçünde de ses açma kısmı ve power tuşunu görüyoruz. Üst segmentin 5 inçlik modelinde bir ekstra daha detay var yan tarafta. Şurada şöyle gösterirsek daha rahat olacak sanırım. Şurada bir giriş var. Bu sanıyorum SIM kart girişi çünkü bu modelin arka kapağı açılmıyor. Sadece bu model özel. Diğer iki modelin arka kapağı açılıyor ve bu modelin 32 GB'lık bir depolama alanı var. O yüzden gördüğünüz üzere sadece SIM kart girişi var ve herhangi bir hafıza arttırımı yapamıyoruz. Şöyle hemen arkalarını da çevirmek istiyorum. Arkalarını da görelim. Bir önceki serideki gördüğümüz şu V harfi yine burada duruyor. Alt tarafa kabartmalı bir şekilde içe doğru kabartmalı Venüs yazısını görüyoruz. En düşük olan modelin arka tarafında hoparlörünü görüyoruz. Diğer yüksek iki modelin hoparlörleri alt tarafta bulunuyor. Ve kameralarını görüyoruz. Hemen kamera özelliklerinden de biraz bahsedelim. Tabii ki Vestel bu sefer Sony sensörlü bir şeye geçmiş yani kamera kullanımına geçmiş. Bu iki üst modelde diyebileceğimiz yani 5.5 ve 5 inçin iyi olan versiyonlarında 13 megapiksellik bir arka kamera var. En düşük, en alt segmente yönelik yapılan V3 modelinde ise 8 megapiksellik bir arka kamerası var. Ama Vestel yetkilileri bize bunu şöyle bir şey söyledi. Hani soracak olursanız buna niye 13 koymadınız koymuşken diye. Bunun içindeki işlemci 13 megapiksele desteklemediği için koyamamışlar. Çünkü ilk planlarında bu cihazda da 13 megapiksellik bir arka kamera düşünmüş Vestel yetkilileri diyebiliriz. Tamamdır. O zaman hemen işlemcisinden bahsettin. İşlemci içinde ne var bu telefonların? Şöyle hemen düzünü çevirelim. Büyük ekranlı 5.5 inç ve yanındaki üst seviye diyebileceğimiz yani bu telefonlar arasındaki iyi olan 5 inçlik modelde Snapdragon 615 chipseti bulunuyor. Snapdragon 615 ise General Mobile 4G'de ve birçok orta segment dünya genelinde telefonlarda gördüğümüz bir seçim. Yani artık oturmuş bir işlemci, çok fazla sıkıntı çıkaracak bir işlemci değil. Hani ısınmadığını da artık biliyoruz. Oyun performansını da az çok tahmin edebiliyoruz. Senin de dediğin gibi yani şu an için çok yani üst seviyede yani 810 kadar ya da 805 yok 805'e kafa tutabilecek aslında bir işlemci ama 810 kadar iyi diyebiliriz ama şu an için günümüzde de çalıştırmayacağı bir oyun yok diye söyleyebiliriz. Ancak 5 inçlik alt seviye olan modelinde ise bu arkadaşımızda Snapdragon 210 var. Snapdragon 210 alt seviye bir işlemci ve yani üst seviye performansları bu cihazda maalesef göremeyiz diyebiliriz. Yani zaten hani alt seviye adı üstünde hani çok fazla bir oyun, bir performans beklemek yanlış olur. Bu birazcık daha günlük kullanımı kurtarabilecek şekilde tasarlanmış. Aynen öyle hani daha çok yani gençlere yönelik şurada iki modelleri var diyebiliriz. Daha yeni telefonla tanışan ya da böyle üst yaşlarda pardon büyük yaşlardaki hani ben sadece arayayım edeyim diyen kullanıcılar için de buradaki model var diyebiliriz. RAM konusunda da şöyle bahsedelim. Şu üst iki modelin RAM'i 2 GB, şu modelin de 1 GB olarak
ayarlanmış. Şöyle söyleyelim ya, bence hani üst segment olarak düşünebileceğimiz bir telefonda 2 GB RAM bir tık az kalmış gibi geliyor bana. Belki 3'e doğru çekmek daha doğru bir yaklaşım olabilirdi. Tabii ki az. Hatta Vestel hani şöyle bir şey yapsa belki Türkiye pazarındaki yerini biraz daha sağlamlaştırabilirdi. Şu mesela 5.5 inçlik modelde nasıl bir prosedür var bilmiyorum ama Snapdragon 810 kullansalardı, 615 ve 210 şeklinde gitse çok daha hoş. Şunun direkt en üst segment olduğunu o zaman çok net anlardık. Yani şu an şu iki telefon arasında sadece boyut farkı var gibi duruyor. Aynen, hani ufak tefek bir iki fark daha var diyebiliriz ama dediğin gibi şunların arasında sadece inç farkı var diye bir özet geçebiliriz. Bu da alt segmentte kalan bir telefonumuz. Ayrıca ekranlarından bahsedelim, hani 5.5 inç 5 inç diyoruz ama dediğiniz gibi burada 5.5, 5 ve 5 inçler var. 5.5 inçlik modelimizde Full HD bir ekran. Bu arkadaşımızda da Full HD var. Burada HD düşünülmüş. Yine hani hem fiyat olarak da altta kalsın hem de zaten özellikleri çok iyi değilken ekranla işlemciyi zorlamaya gerek yok demişler. Her üçü de Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Gorilla Glass 3 de gayet yeterlidir ama hani 4 varken de kullanılabilir miydi diye düşünmüyor değilim. Ama 3'te de herhangi bir sorun yok diye söyleyebiliriz. Tamamdır. Hemen şuradan bahsetmeye devam edeyim. Depolama alanlarından. Bundan çok az bahsetmiştik ancak yine üstünden geçelim. Bu telefon 32 GB ve artırılabilir hafızaya sahip en üst segmenti. Bu da aynı şekilde 16 GB ve artırılabiliyor hafıza kartıyla. Buna baktığımız zaman da videonun başlarında da söylediğim gibi 32 GB ve maalesef bundaki depolama alanımızı arttıramıyoruz arkadaşlar. Hemen dilersen şöyle bir arka kapaklarını da açalım. Şöyle gördüğünüz gibi uzunca bir pil var. Hemen arkasına bakıyoruz. 2480 mAh'lik bir bataryası var. Bunun da aslında RAM'i gibi bir tık düşük kaldığını söylemeliyiz. Sanki biraz daha yüksek olabilirdi. Aslında şöyle düşünebiliriz bir de. Tabii 2480 aslında Snapdragon 615 ve 2 GB RAM'le beraber yeterli diyebiliriz. Ama hani sonuçta biraz daha fazla olsaydı da her zaman bataryanın fazla olmasına kabulümüz vardır bildiğiniz gibi. Hemen en küçük olan modeli de açmaya çalışıyorum. Şöyle açalım. Bunda ne kadarmış? Bunda da 2100 mAh'lik bir batarya var. Buna fazlasıyla yeterli diyebiliriz açıkçası. Yani özellikleri zaten alt seviye olan da bir 2100 mAh'lik batarya. En azından bu telefondaki güzel ekstralardan biri. Zaten şöyle bir şey de var. Bu iki cihaz Vestel ürünü olduğu için hani herhangi bir Türkiye içinde işte bataryası, yedek batarya almak istediğinizde herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız haliyle. O yüzden yedek bataryalarınızı yanına alarak ve değiştirebilme şansıyla çok rahat bir batarya kullanımı görebiliriz diyebilirim. Evet, son olarak aklımızdan çıkan, hatırlayamadığımız, şimdi hatırladığımız bir detayı da verelim. Ön kameraları, selfie kameraları. Bunun için 8 megapiksellik gayet güzel sayılabilecek bir selfie kamerası kullanmışlar. Ortadaki telefonun 5 ve son modelin, yani en düşük modelin de 5 megapiksel. Ayrıca şöyle çift led flaşı da en üst olan model ve bir ortancası, bunun küçük kardeşini de görebiliyoruz arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Böylece şimdi, son olarak şundan da bahsedeyim, hani hiç açmadığınız telefonu demesinler. Şu an şarjları az olduğu için çok da açmaya çalışmadık. Vestel bunda saf Android arayüzünden geliştirdiği Vestel UI, yani Vestel arayüzünü kullanmış. Kamerayı da kendileri yaptıklarını söylediler. Yani klasik Android kamerası değil, Vestel'in geliştirdiği. Şu anda mesela ön kamerasını görüyoruz. Vestel'in geliştirdiği bir ön kamera, yani daha doğrusu kamera arayüzü var. Bundan da bahsetmiş olalım dedik. Çünkü hani öncesinde hep bir yerlerden şey yapıyorduk. Bu sefer saf Android arayüzünden kendileri geliştirmiş ve saf Android arayüze de sadık kalınmış. Yani sade bir arayüz yapmışlar Vestel yetkilileri. İçine de ufak tefek kendi uygulamalarını da kurmuşlar. Ancak milleti bayıltacak şekilde değil. Her yerden Vestel fışkırmıyor. O benim hoşuma gitti. Vestel şundan Cloud da ve Vestel Screen, aynen, diye bir de V-Market koymuşlar. V-Market'te şöyle bir şey, Samsung'larda gördüğümüz o Samsung Store olayı Vestel'de kendine uyarlamış ve Vestel'in kendi uygulama marketi de var. Buradan Vestel için kampanyalı ya da indirimli kendi uygulamalarını kullanabileceksiniz diyebiliriz son olarak. Tamamdır. Şimdi artık en merak ettiğiniz alanlardan birine geçebiliriz. Bu ürünlerin fiyat aralığı ne olacak? Bu ürünlerin fiyat aralığı işte en can alıcı nokta diyebiliriz. Bu üç üründe Vestel yetkilileri şu an net bir fiyat vermedi ancak
800 lira ile 1500 lira arasında bir fiyat olacağını söyleyebiliriz. Hani şöyle düşündüğümüzde demek ki bu 800-900 arasında bir fiyatlandırma, işte 1000-1200 arasında belki 1000 lira altına kalabilir. Bunun da 1400-1300 civarında olabileceğini söyleyebiliriz. Belki biraz daha fazla da olabilir çünkü 1500 diye sınır koydular bize. Öyle düşündüğümüzde de maalesef biraz üzülmüyor değiliz. Hani orta seviye dediklerimiz telefonlar 1000 lira etrafında dolaşması gereken telefonlar, hatta şu arkadaşım biraz daha uygun olup hani her kesime hitap edebilmesi gerekebilirdi. O sebeple Vestel fiyatlandırma konusunda biraz bizi, hatta tahminimce sizleri de üzmüş diyebiliriz. Ama niye işte daha ucuz yapmamışlar, niye biraz daha aşağıda tutmamışlar diye sormak istedim kendi içimden diyebilirim. Tamamdır, videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz artık. Ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Burada Vestel çok güzel bir stand ayarlamış arkadaşlar. Hani bizim IFA fuar alanında gezdiğimiz en güzel ayarlanmış standlardan bir tanesi. Zaten arkada dönen görüntülerde de bunu görebiliyorsunuz. Gayet güzel çalışmışlar. Tebrik ediyorum buradan kendilerini de ayrıca bu konuda. Ancak dediğimiz gibi fiyatlandırma olayı birazcık sıkıntılı oldu. Bunu da artık sizin takdirinize bırakıyoruz arkadaşlar. Sizler de yorumlarınızda ne düşündüğünüzü telefon hakkında bizlere bildirirseniz çok seviniriz. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz artık. Evet arkadaşlar, bizleri ekranda gördüğünüz adreslerden takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın.